Hayırlı Ramazanlar. Hocam, ben oturarak namaz kılıyorum. İçime sinmiyor ama mecburum. Oluru var mı? Aa, Tekrar hayırlı Ramazanlar. aa, olmaz olur mu? Ablacığım ne diyorlarsa da sen niye içine sinmesin? İçine sine sine kıl sen. Oturarak namaz kılmak durumundaysan sakın ha, hayır ben kılacağım, Allah'ım sana geliyorum falan deyip secdede kalırsın, sevap yaptığını zannetme. Allah seni öyle istemiyor. Çatır çutur, cazır cuzur diz kapaklarını çizdikten sonra bir eziyet de olmaz ki o iş. Ha ama böyle bunun da suyunu çıkartmamak lazım. Hani bazı yörelerde, bazı bölgelerde böyle maddi seviyeye göre bir cemaat şeyi vardır. Bir kere sandalyelerin şekli bile değişir. Biraz mahalle aralarına falan girdiğinde oturarak namaz kılınan yerler camide iskembedir. Biraz farklı böyle bir elit sayılabilecek bir camiye gittiğinde neredeyse koltuklar numaralıdır. Bir gidiyorsun takır 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 hepsi oturuyor. Namaza geldik, buyurun oturun. Neredeyse fener tutan müezzin lazım böyle. Sen abi şuraya, sen öyle değil. Suyunu çıkartmamak lazım işin. Ama normal şartlar altında ben ayaktayken namaza başlayabiliyorum. Sonra oturuyorum. Mümkün mertebe en şeyini yapmaya çalışacak. Ayakta duruyorum ama rükû da yapıyorum. Fakat secdeye inerken ah bu dizler. Yani gençliğimde hep kıldım kıldım kıldım. Ama şimdi kılamıyorum dedim mesela. Hemen orada oturacaksın. Bazen ayağa kalk şey olmazsa, sandalyeye oturamazsa, sırtını duvara dayayıp ayağını kıbleye doğru uzattığında kılınabilir mi? Kılınır. Allah'a şükür bizim hocalarımız, her ne kadar bazı insanlar beğenmese de, bizim şu anda Diyanet'in hocaları bu gibi hususlarda size lazım olan fetvayı verirler. Lütfen siz daha takvası var. Siz onları dinlemeyin falan yapmayın. Börük pörçük olmayın. Sen daha güzel biliyorsan orayı dinle. Ama bu tarafa kızma. Bak bu insanlar herkese hitap ediyor. Böyle kafaya göre herkesi yapmasın. Asla ben ona kıyamam. Ayağın çatlasa bile secdeye gideceksin. Senin hocan öyle diyorsa sen kıl. Ama oradan kalkıp kıllık yapma. Hocaya laf söyleme. Evet birçok anlatım şeklini, hutbe okuma şekillerini, İslam'ı anlatma şekillerini yaptığımızda hakikaten çok böyle standart, çok fazla böyle kitabi, sağ solu budanmış şekilde bazen anlatıyorlar ama bu gibi hususlarda o da ortak bir yeri tutturmak için. Normali bile anlattığında hepsi ayağa kalkıyor çünkü. Nerede? Şeyde, Papua Yeni Gine'de. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bir ortak standart bir şey koyuyorlar ortaya. Lütfen hocalarınızı dinleyin, içinize de sinsin. Şeytanın işi gücü mıcır çıkartmaktır. Sanki namazın kabul olacak. Hadi be, hadi bir daha 10 gün evvel günah işliyordun, şimdi tövbe ettin sanki kabul. Hep işi gücü böyle kalbini bozmaktır. Allahu Ekber de. Demin arada söyledim. Bazen böyle diyeceksin yani. Nesimi'ye sordular, yarinle hoş musun? Hoş olayım, olmayayım. Yar benimdir kime ne? Kafana göre takılma. Söylendiğinde de içine sinsin. Diyelim, diğer soruya gelelim.